Menekşe. Kaç. Halil. Menekşe git! Kaçırma lan! Kaçırma lan! Kaçırma! Kaç! Menekşe kaç! Bırakın lan! Çekil! Gittiler lan! Al işte senin abin de peşinden! Alo! Halil! Menekşe! Menekşe sen misin? Neredesin Halil, ne oluyor? Menekşe! Alo Menekşe! Abi! Ona bir şey yapmayın ne olur! Menekşe korkma! Benden korkma! Ver bana! Alo Menekşe söyle neredesin, alalım seni! İyi misin sen? İyiyim, neredesin söyle! Onu seviyor musun? Menekşe'yi çok seviyorum. Tahmin edemeyeceğin kadar çok. Ben karımı seviyorum. Kandırdı, kanına girdi o yiğit. Biliyorsanız nereye gittiğini söyleyin. Günah sizin boynunuzda kalır. Menekşem. Pansiyonda kalıyorum ben, bilmiyorlar orayı. Otelde buldular beni, orada da bulurlar. Bırakmam sizi, benimle geliyorsunuz. Güvenli bir yere gidiyoruz, onların ulaşamayacağı bir yere. Zeynep'lere gitmem ben. Ya çocukluk arkadaşım, evi şehre uzak. Güvende de olursunuz, oluruz. Emin misin? Oyun mu oynuyorsunuz lan bizimle? Halil yüzünden mi yaraştınız dibimize? Yok abi, yok. Ya biz bilmiyorduk ki. Tanıdığınızı bile bilmiyorduk. Ne işiniz var lan onunla? Niye dolaşıyorsunuz peşinde? Abi müsaade etmiyorsun ki anlatalım. Anlat! O herif kardeşimi kaçırdı. Kız kardeşimi. Benim karımı yani. Namus meselesi. Halil. Sana kötü bir haberimiz var. Dün gece mezarını açmışlar. Ne diyorsun sen ya? Cesedi çalmışlar. Ceset ortada olmadığına göre DNA testi de yaptıramıyoruz. Halil kız kaçırmış. Evet biliyorum. Kızın abisiyle kocası yanında. Ne? Yürü gidiyoruz Menekşe, hadi. Ben Halil'den ayrılmak istemiyorum abi. Of. Bak. Menekşe'yi seviyorum. Gözümle seviyorum. Bakmaya kıyamıyorum. Biz birbirimizi seviyoruz. Sen de bize yardımcı ol Yusuf abi. Bacım konuşalım biraz seninle. Ne oluyor? Sen söyle ne oluyor? Gidin be. Bir şey biliyorsan söyle. Anne! Var baba! Mı? İmdat! Var mı kızım, ne bağırıyorsun ya? Var mı? Oğlum ben dedim sana, biliyor muyum? Zarar vermeyeceğiz. Melek... Kim? Bilmiyorum. Benim Mustafa. Ne istiyorsun? Ne istediğim belli. Benim seninle konuşacak tek kelimem yok. Kapatma! Söyle. Söyle balcılara. Kızları elimde. Ne? Menekşe'ye karşı balcıların kızı. Mustafa Canay'ı kaçırmış. Ne? Yalan söylüyor. Ya doğruysa? Kadir yanında mı acaba? Beraberdir onlar. Mustafa kendi başına böyle bir işe kalkışamaz. Balcıları arasanıza. Evet, arayalım. Doğru mu öğrenelim? Menekşe! Numaraları çantamda. Aşağıda vedalaştık. Ben sonra gittim. Bir şey oldu. Vallahi bir şey oldu. Anneciğim, belki yürümek istemiştir. Canayı bilmez misiniz? Belki esti öyle bir yürüyüşe. Haber vermeden gitmez o. Gitmez, gitmez. Canay. Sen dur. Alo.
Kemal amca. Evet. Ben Menekşe. Efendim Menekşe. Canay, Canay'la konuşabilir miyim? Canay evde yok. Yok mu? Bir yere mi gitti? Ver canım, ver. Kemal amca. Canan yokmuş. Ben Yusuf. Ne oldu? Mustafa aradı az önce. Canay'ı kaçırdık dedi. Ne? Ah, ne oldu? Baba. Ne oldu? Ne oldu baba? Bir saniye. Bir saniye. Nereden biliyorsun? Ya az önce aradılar. Menekşe'ye karşılık Canay elimizde dediler. Ne diyorsun? Biz de doğru mu değil mi diye... Canay bir saattir yok. Ne oldu Kemal? Bir şey söylesene. Doğruymuş. Alın annenizi. Anneciğim gel. Anne. Anneciğim gel. Tamam. Kemal amca, ben hemen geliyorum oraya. Halledeceğim, merak etmeyin. Ha, Kemal amca, polise sakın haber vermeyin. Sakın. Tamam. Kemal. Kemal, kötü bir şey mi oldu? Menekşe'nin kocası Canay'ı kaçırmış. Ne? Anneciğim. Tamam anne. Anneciğim sakin. Anne bırak. Anne bırakma kendini. Sakin ol lütfen. Evet. Abi. Beni bekle, ben de geliyorum. Nereye gidiyorsunuz? Sen gelme. Hayır, geliyorum. Artık bunlarla hesaplaşmanın zamanı geldi. Ya durun, nerede olduklarını bilmiyorsunuz ki. Biliyor musun? Bilmiyorum. Onlar başka yerde kalıyorlardı. Abim. Tutuştu tabii. İnlesin biraz. Açma lan, açma. Sus kız sen de. Sus! Biraz da sus kudurum. Hadi bakayım, hadi. Ulan Mustafa. Ulan Mustafa. Açmıyorlar ya. Hadi abi. Halil, durduk yere kendini tehlikeye atma. Aa, durduk yere mi? Bunlar eşkıya Zeynep. Kıza zarar verecekler. Hesapları benle. Gidelim, ne olacaksa olsun Allah aşkına ya. Halil, ne olur düşünmeden bir şey yapmayın. Açmıyorlar işte. Allah'ın cezası. Ha, arabayı alıyorum Zeynep. Sen gelmiyorsun. Abi, yolları bilmiyorsun. Seni yalnız bırakmayacağım. Ya gitmeyin. Bir dakika. Ben şimdi halledeceğim, merak etmeyin. Sakın evden bir yere ayrılmayın. Ya gitmeyin ne olur. Ya dur, merak etme. Döneceğiz. Halil, ya balcılar polise haber verdilerse? Yapacak bir şey yok. Tamam, bırakın geçsin. Bir arkadaşları var. Takip etmiştim onları bir gün. Birini dükkanına gittiler, biliyorum. Muharrem. Yedek parça dükkanı var. Belki de oraya götürdüler kızı. Yürü. Kimi arıyorsun? Ben mi? Ha. Çalıyor mu? Domuz. Allah'ım, kapattı. Meşguldür belki de ha. Ulan ne yaptığının farkında değil misin? Adamların kızını kaçırdın. Ya polise gittiler, seni alt edeceğiz. Ben belki öğrendi, sinirinden açmıyor telefonu.
Her şeyi berbat ettin. Şimdi düşecekler peşimize. Ya ben kaçırmayı düşünmüyordum ki. Ya kız direnince birden of. Aha İsmet abi. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz lan siz? Hadi cevap ver. Abi selam. Başlatma lan şimdi selamından. Karını niye buraya getirdin gerizekalı? Madem böyle bir alt edecektin neden daha önce bana söylemedin? Abi kendini kaybetti bu. Ben her şeyin bir zamanı var demedim. Ne olacak şimdi? Ya getirdik işte bakacağız bir şekilde. Bana bak sakın burada öldürmeye falan kalkmayın. Vallahi patron beni tefe koyar. Aa olur mu canım? Abi bu kız... Abi bu kız cezasını bekleyecek. Sen hiç merak etme. Sizi zor duruma sokacak. Hiçbir şey yapmayız. Daha ne yapacaksınız lan? Daha ne yapacaksınız? Niye yalan söylüyorsun? Menekşe zannettiler. Aman bırak zannetsinler oğlum. Bir de onlara mı laf anlatacağım lan ben? Allah Allah. Kötü şeyler olacak biliyorum. Lütfen Menekşe, zaten canım sıkkın. Kızıma zarar verecekler. Tamam. Bir şeyler yapın. Polisi ara. Polisi aramayın dediler. Ama aramamız lazım. Böyle eli kolu bağlı bekleyecek miyiz? Yusuf geliyorum dedi. Beklesek mi? Abisi yerlerini biliyordur belki de. Bekleyelim biraz daha. Ay Canay'a kim bilir ne yaptılar. Arayın polisi diyorum. Arayın polisi ara. Tamam anneciğim. Bak onlar Menekşe'yi istiyor. Canay'ı değil. Öldürecekler kızı. Menekşe'den bana ne? Menekşe'den bana ne? Benim kızım ellerinde. Tamam anne tamam. Ay, nereden bulaştılar bize ya Rabbim? Ay o kızı nasıl eve aldık nasıl? Arayın şu Yusuf'u bir daha. Numarası yok. En son o aramamış mıydı? Kimse yok. Öf. Dalcılar. Alo. Kemal amca. Tamam ben arıyorum Kadirleri. Lütfen bekleyin beni. Bakın polise giderseniz işler büyür. Ya lütfen biraz daha zaman verin bize. Söz veriyorum bulacağım. Söz ya. Bir şey olmayacak Canay'a. Açmıyorlar değil mi? Oynuyorlar bizimle. Muharrem'i arıyorum. Aşka gönlü vermem, aşka inanmam. Yıllarca boş yere. Yeter Allah aşkına. Ne oluyoruz ya? Ne olur bu gece beni ellemeyin. Kadir'in abisi arıyor. Yusuf! Neredesin Yusuf? Efendim? Ver şunu bana. Alo. Kusura bakma abi. Evet buyur. Bilmiyorum abi aramadılar hiç beni. Bak Muharrem. Durum gittikçe daha da tehlikeli bir hal almaya başlıyor. Bir kızı kaçırdılar. Menekşe değil başka bir kızı. Allah Allah. Bak eğer biliyorsan söyle yoksa... Ya yemin ediyorum bilmiyorum Yusuf abi. Bak valla ben arkadaşlarla içiyorum burada. Ya nereye gitmiş olabilirler? Sana çok mahcubum İsmet abi. Ama bir yerden para bekliyorum. Gelsin hemen kapatacağım borcumu. Para bul konuşmak için görüşelim demedim Muharrem. Başka bir işim var benim. Başım üstüne abi. Söyle elimizden gelen bir şeyse. Bana birkaç adam lazım. Güvenebileceğim yeni adamlar.
Tamam abi. Sana diyorum Muharrem. Kime güveniyor bunlar? Nereye götürmüş olabilirler kızı? Ya bilmiyorum. Vallahi bilsem söylerim. Yemin ederim abi. Öyle olsun. Ne diyor? Aman be, Kadir'i soruyor. Vallahi dert oldu bunlar başıma. Ya bin pişman oldum be. Benimle konuşmadı. Boş ver Lale. Allah aşkına yeter. Düşünme artık. Ulanamma iş be. Geç abi. Dalcılara gidelim. Gidelim. Merak etme abi, gözleri bağlı. İyi, hiç olmazsa bunu akıl etmişsiniz. Efendim Semih abi. Bir saniye abi. Al işte, şimdi yandık. Gittin mi? Ne olmuş? Doğruymuş abi. Karısını kaçırmış, buraya getirmiş bu salak. Kız oradaymış. Mümkün değil. Zeynep'in evindeydi bugün daha. Nereden almışlar onu sor. Kızı nereden kaldırmışlar? Bilmiyorum ki. Resmini çekip yollasınlar bana. Resmini çekin, bana yollayın telefonla. Bir de ben göreyim şunu. Tamam abi, derhal. Salaklar. Al çek şununla. Tamam abi. Ne oluyor? Birkaç hatıra fotoğrafı alalım dedik. Çek. Allah kahretsin sizi. Düzgün dur. Konuşma lan, çarparım ha. Bırakın beni. Bırakın. Burada mı? Bırakın. Bırakın. Hayvanlar. Tamam. Hayvanlar. Yavaş yavaş. Ay, bırakın beni. Sus lan, sus, sus. Lan. Lan dur lan. Kapattım. Tamamen kapattım. Bu sefer kapattım. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Olmaz. Olamaz. Ne oldu abi? Bu kız. Bu Canay. O kim? Allah kahretsin. Ne var be, ne var? Kadir, bırak kızı. Sen karışma. Yanlış yaptın. Çok büyük yanlış yaptın. Bütün İstanbul peşinizde. Menekşe'yi getirmeden bu kız buradan sağ çıkmayacak. Menekşe'yi getir, kızı al. Yoksa arama beni, tamam mı? Arama. Polise haber vermişler. Yalan söylüyor oğlum. Blöf yapıyor. Yaktın bizi Mustafa, yaktın bizi. Allah Allah. Menekşe'yi öldürdüğünde ne olacaktı ki? Sende o yürek yok oğlum, anladım ben, anladım. Bana bak. Lan. Bu senin karın değilmiş. Niye yalan söylüyorsunuz lan dangalaklar? Şşş.
Yavaş. Götürün kızı. Nereden aldıysanız götürün. Sen biliyorsun kızı aldığınız yeri. Evet abi. Al yanına birkaç kişi daha, götür yakınlarda bir yere bırak. Bu salaklar yüzünden daha fazla başımız belaya girmesin. Ne yani, öylece bırakacak mıyız şimdi? Kes lan! Arabaya götürün kızı. Bak hala duruyor. Patron köpürdü lan. Elini alsa gebertecek oğlum sizi. Ya tamam ya tamam. Biz bırakmış olalım. Siz durun. Allah. Hadi bakalım, temizle pisliği. Şşş, bana bak. Rahat dur. Bak. Şimdi seni serbest bırakacağız. Götürüp aldığımız yere koyacağız, tamam? Eğer polise gidersen, bizim hakkımızda bir şey söylersen, bu sefer hiç acımam, bilmiş olurum. Ailene zarar veririm. Annene zarar veririm. Anladın mı? Akıllı kız. Aferin sana. Götür kızı. Ne? Tamam, kızı götürüyorlar. Bu adamları iyice bir sıkıştırın. Kızla ne ilgileri var öğrenin bana. Belki de benimle uğraşıyorlar. Tesadüf değil. Her şey numara belki de. Başka hesapları var. Halil'le bir oldular, benimle uğraşıyorlar. Halil'le yanındaki adam Sönmezlerin köşkünden Zeynep Hanım'ın arabasıyla ayrılmışlar. Adamlar uzaktan izliyor. Önce talimhanede bir yere gitmişler. Şimdi de karşıya geçiyorlar. Peşlerinden ayrılmasınlar. Bu bilmeceyi çözeceğim. Ne işler açtınız başımıza? Her şey senin yüzünden. Melek, senin aklına girmeseydin bunlar olmayacaktı. Abi sen hiç sevdin mi? Birini ölümü göze alacak kadar sevdin mi? Ne? Uğruna ölmeyi göze alacak kadar, her şeyden vazgeçecek kadar sevdin mi? Her şey bizim yüzümüzden olmadı Yusuf abi. Kızını, kardeşini gözden çıkaracak kadar sevgisiz adamlar yüzünden oldu. Arkamızda ölüm olsa da, önümüzde tuzaklar olsa da, ben Menekşe'den vazgeçmeyeceğim. Vazgeçmeyeceğim. Aradın. Artık bırak, rahat ver. Niye bana böyle davranıyorsun? Niye öfkelisin bu kadar? Halil için endişeleniyorum. Ben de. Hiç düşündün mü bu işin sonu nereye varacak? Bu iş nereye gidecek diye? Her şey düzelecek, beraber olacağız. Sonra? Siz daha hiçbir şeye başlamadınız. Tamam. Birlikte bir macera yaşıyorsunuz ama nereye kadar? Ne demek istiyorsun? Halil'i ne kadar tanıyorsun? O seni ne kadar tanıyor? Biz çocukluktan beri arkadaştık. Sonra sevdik birbirimizi. Tamam yeter. Ama olmadı işte. Bitti. Her ilişkinin bir süresi vardır Menekşe.
Aslında ilişkiler başladığı andan itibaren bitmeye başlar. Sen bizim aramızdakileri anlayamazsın. Buralardan bir yerden aldık. Tamam, daha fazla yaklaşma. Bana bak. Şimdi durup seni indireceğiz. Eğer bir terslik yaparsan indiririm yere, acımam. Anladın mı? Dur şöyle. İn hadi. Ne oldu? Canay. Dur 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 bir dakika. İçinden ona kadar say, sonra aç beni, tamam mı? Yoksa karışma. Bunlar Kadirler değil. Evet. Kimlere bulaştı bunlar ya? Abi sen kızı takip et, ben adamların peşinden gideceğim. Alo, ben Mehmet. Söyle abi. Takip ediliyorsunuz, dikkat edin. Mavi renkli araba. 34KL2302. Hemen arkanızda. Kim olduğunu biliyor musun? Evet, ben de onun peşindeyim. Sen takma kafana, hadi gazla. Sağ ol abi. Ne oluyor? Biri takip ediyormuş. Uyanık seni. Görmedin mi? Hayır. Gözlerim patlar. Hiçbir şey göremedim. Hadi ne olur eve gidelim lütfen. Bak, iyice düşün. Bir ses, bir isim, bir şey. Ne olur hatırla, annenlerle konuşmadan önce anlat bana detayları. Acaba? Şşş,
Yine abim mi lan? Kapat kapat, açma. Gizli numara. Şşş, açma lan. Polistir belki, balcılardır. Ben Menekşe. Ben Menekşe dedim. Duydum. Teslim olmaya mı karar verdin? Hayır. Kızı bırakın demek için aradım. Yok ya, başka? Menekşe, kızı bırakın diye rica ediyor. Canayı bırakın dedim, yoksa sonu kötü olacak. Canay'ın serbest kalmasını istiyorsan tıpış tıpış buraya gelirsin. Sen gel, kızı bırakalım. Ya ne istiyorsunuz bizden? Ne olur peşimizi bırakın abi. Bunca olandan sonra peşimizi bırakın mı diyorsun? Yüzsüz! Alo. Şşş. Seni kendi ellerimle öldüreceğim. Anladın mı? Yalvara yalvara gebereceksin. Tek kurşunla bitireceğim işini. Sen kendi elini bile kesmeye cesaret edemeyen bir adamsın. Anca eline silah aldığında sesin çıkar böyle işte. Ne oldu? Sonun çok kötü olacak kızım. Geldi zamanı. Yatıyor musun? Odadayım. Böyle görmesinler seni. Hı? Kim o? Abla benim, aç. Canay. Tamam ağlama. Tamam. Ne oldu? Ne oldu? Ne yaptılar sana? Ne yaptılar? Bakayım sana. İyi misin? Bir şeyin var mı? İyiyim. Yok bir şeyim, iyiyim ben. Sen mi buldun? Evet. Nerede buldun? Anne. Annem. Annemler. Annemler polise gittiler. Daha fazla bekleyemediler. Annemi tutamadık. Karakoldalar şimdi. Hadi gel. Gel. Peki Menekşe dediğiniz kız niye sizin evinize geldi? Nereden tanıyorsunuz? Tanımıyoruz çok fazla. Anlat ya babam. Yıllar önceki görev yerlerindeyken tanışmışlar o aileyle. Siz damadı mı oluyorsunuz? Evet. Ama biz vakit kaybediyoruz. Saatlerdir kızım ortada yok. Ne olur bir şeyler yapın. Eşkali anons ettik hanımefendi. Diğerlerinde adlarını verdik. Kadir, Doğan Türk ve Mustafa. Onun soyadını bilmiyorsunuz. Pardon. Alo? Baba? Canay? Ha? Şş, otur. Babacığım, ben evdeyim, geldim şimdi. İyi misin yavrum? İyiyim. Ben kaçırmadım ki. Valla boşuna telaş etmişsiniz. Arkadaşlarımı gördüm, dolaştık sahilde. Emin misin? Evet babacığım, çok eminim. Lütfen gelin artık. Polisi karıştırmayın. Ben iyiyim. Tamam, anlatacağım her şeyi. Lütfen hadi gelin. Ne oluyor? Peki. Tamam. Canay evdeyim. Oh. Oh. Ben arabayı getireyim. Allah'ıma şükürler olsun yarabbim. Biz şikayetimizden vazgeçiyoruz memur bey. Bu Kadirler, Mustafa'lar ne oluyor? Onlarla ilgisi yokmuş baksanıza. Kızım arkadaşlarıyla gezmeye gitmiş. Hadi anneciğim, biz gidelim. İyi geceler. Sağ olun. Thank you.
Nasıl da ses çıktı bak. Yusuf abimden güç alıyor tabii. Al gene arıyor. Yüzsüze bak. Menekşe, sen kime güveniyorsun ya? Kimse alamayacak seni elimizden, haberin yok. Ben Menekşe değilim. Kimsin? Onu bulmak istiyorsanız yerini biliyorum. Bu da başka numara mı? Ne dolaplar çeviriyor musun? Numara yapmıyorum. Adresi yazın hemen. Adresi veriyorum. Evet. Evet. Zekeriya köy mü? Nerede bu köy? Anladım. Yalan söylemediğini nereden bileceğiz? Bilemezsiniz. Menekşe'nin adresini verdi. Şşş, oğlum. Lan oğlum ya bunlar polisse? Oğlum ya yerimizi öğrenmek için seni oyaladılarsa? Hakikaten ya. Ay, oğlum tuzak bu. Oğlum tuzak bu, ben sana söyleyeyim ha. Değil mi? Ya aman. Doğru söyle Canay. Bir şey yaptılar mı? Doğru söyle yavrum. Hayır. Zaten onlar da kaçırdıklarını pişman oldular. Korktular, bıraktılar. Vallahi. Yusuf da sahile yakın bir yerde bulmuş Canay'ı. Şikayetimizi çekmekle yanlış yaptık. Bu yanlarına kalmamalı. Bence sen onları koruyorsun Canay. Saçmalama. Menekşe'yi koruyor. Öyle değil mi? Tehdit ettiler seni değil mi? Ne olur bu olayı unutalım baba. Sen nasıl unutacaksın? Lütfen. Bence daha fazla bulaşmayalım. Hı? Bizden uzak durun. Hiçbirinizi görmek istemiyorum bir daha bu evde. Anne? Evet Canay. Ne Menekşe adı duymak istiyorum ne de bilmem ne. Haklısınız. Böyle olmasını ben de istemezdim. İyi akşamlar. Menekşe'ye selam söyle. Yürü ya. Ne oldu? Polise haber vermişler. Karakoldalardı. Kız telefon etti. Arkadaşlarımla beraberdim diye durumu idare etti. Hepsi korkmuş. En çok da kız. Milletin de başına dert olduk ya. Kızı getirenler kimmiş? Kaçırdım ben, yakalayamadım. O da bilmiyor. Ne yapıyor bu salaklar ya? Ne yapıyorlar ya? Thank you.
Kim bu kadın? Niye yapıyor şimdi bu numarayı? Sen elini kesmeye bile cesaret edemeyen bir adamsın. Elini ver. Ver dedim. Halleç. Kimseye söylemeyeceksin bunu. Ne anana, ne ninene, ne de bir arkadaşına. Tamam mı? Bana bak, bir duyulursa öldürürüm seni. Eğer biri bana laf değdirirse, biri arkamdan gülerse hesabını senden sorarım. Yaşatmam. Anladın mı? Ona da söyledi. O herife de söyledi. Ne oldu? Fazla uzadı bu iş. Gidip alacağım onu. Geberteceğim. Oğlum tuzak. Aptallık etme. Tuzaksa da tuzak. Ya ölürüm ya öldürürüm. Al. Ne oluyor? Sıkıldık. Arabayla dolaşacağız biraz. Kusura bakmayın. İsmet abinin kesin talimatı var. Bir yere çıkamazsınız. Allah Allah. Niyeymiş lan? Öyle. Hapis miyiz lan biz burada? Ha? Rica ederiz. Dinlenmeniz için. Yani sırf sizi rahat ettirmek için. Sağlığınızı düşünerekten. Bakayım olmuş mu kıyafetin? Oldu. Çok teşekkür ederim. Dolaptan istediğini alabilirsin. Hiç içime sinmiyor ama. İdare et artık. İnanamıyorum size çocuklar. Bir sürü şey oluyor, bana haber vermiyorsunuz. Niye kendi başınıza tehlikeye atılıyorsunuz? Hay Allah ya. Bunlar ciddi. Menekşe için başka birini kaçıracak kadar gözleri dönmüş. Abi, Canay'ı arasam mı ben bir? Hayır. Canay mı? Süt kardeşi. Ha, şu kaçırılan kız mı? Hı-hı. Arayayım abi, bana yardım etti. Benim yüzümden başına neler geldi, bir konuşayım. Yeter başlarını açtığımız dert. Durup dururken huzurlarını bozduk. Görüşmek istemiyorlar zaten, haklı insanlar. İyi ama... Aması maması yok Melekşe. Uzak duracağız onlardan, o kadar. Yardım edeyim mi? Sağ ol, bitti zaten. Hadi buyurun. Hadi Yusuf, hadi. Buyur abi. İyi görünmüyorsun Zeynep, hasta mısın? Bütün gece ayaktaydım uykusuzluktan. Şu kız Canay mıydı? Canay. Ne anlattı? Nereye götürmüşler? Nasıl davranmışlar? Bir şey söyledi mi? Hemen bırakmaları da ilginç. Sonra o senin gördüğün adamlar, geri getirenler. Yalnız değiller, yardım edenler var demek.
iş ciddi. Çok ciddi. Hadi 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 başlayın hadi hadi. Kim karıştırdı benim telefonumu? Halil'in numarasını kim sildi? Ben sildim. Nasıl ulaşacağım ben şimdi Menekşe'ye? Canay, bırak uzak olsunlar bizden. Menekşe meselesi bitti. Biz şu kadarcık şeyle ne hale geldik? Bir de Menekşe'yi düşünün. Of. Kız canıyla uğraşıyor ya. Cengaver bu ya. Şu kadarcık dediği şeye bakın. Kahraman zannediyor kendini. Çekilin siz köşenize aman. Size dokunmayan yılan bin yaşasın. Polise yalan söyletip yanıltan sensin. Biz ne yapalım? Siz babasına haber vererek yapacağınızı yaptınız zaten. Çıkıyorum ben, geç kaldım. Dur, ben de geliyorum. Enişten götürecek okula. İnanmıyorum ya. Yapmayın böyle şeyler. İtiraz yok, itiraz yok. Hepimizin çok dikkat etmesi lazım. Bu adamların ne yapacağı belli olmaz. Tabii Canay'ın da. Okuldan çıkınca da dolaşma ortalıkta. Doğru eve gel. Arkadaşlarının yanından ayrılma. Bir tehlike sezersen... İmdat, polis diye bağırırım. Merak etme. Söz dinle. Yeteri kadar kaçtı huzurumuz. Bir de sen tedirgin etme. Hadi çıkalım. Bir tek enişte hamle olmaz ama birkaç koruma daha alalım. Eskortlar falan. Tam olsun değil mi? Hadi hadi hadi. Bugünkü toplantıyı yarın erteleyelim. Kim? Tamam canım, o da yarın gelsin. Evet, öğleden sonra. Önemli bir şey olursa ara, yoksa rahatsız etme beni. Hadi görüşürüz, tamam, eyvallah. Bizim yüzümüzden işinizden olmayın. Bir şey yok, biz oturuyoruz burada. Olur mu canım? Hep birlikte bu işe bir çare düşünmemiz lazım. Ben diyorum ki para teklif edelim. Ne diyorsun sen ya? Ya başlık başlık vermiş, parasını alırsa çeker gider. İnanmıyorum sana. Ya Yusuf, sen ne dersin, kabul etmez mi? Bence etmez. Herkesin bir bedeli vardır Zeynep. Menekşe'nin yok Mithat'a. Anladın mı? Menekşe'nin bedeli yok. Onun için para vereceğiz he? Oturacağız, pazarlık yapacağız. Fiyat biçeceğiz. Ya böyle bir şey olur mu? O adamdan ne farkı kalır benim sonra? Oğlum çekip gitsin sizi rahat bıraksın diye. De ki başınızın gözünüzün sadakası. Olmaz, böyle bir şey kabul edemem. Üf, sen de hemen parlıyorsun ya. Abi lütfen bak, bir daha açma bu konuyu. Tamam mı? Tamam tamam. Çay koyayım. Kendini bile kesmeye cesaret edemeyen bir adamsın. Ulan tıkıldık kaldık buraya. Bir şeyler yapmamız lazım Kadir. Buradan çıkmamız lazım. Otur otur, nereye kadar? Keyfimizden oturuyoruz değil mi? Senin aptallığın yüzünden. Sabah şerifler, hayırlı olsun beyler. Ha. Ne o suratlar beş karış? Abi biz hapis miyiz burada? Gece çıkıp dolaşalım dedik, bırakmadı arkadaşlar. Gece faslını hiç açma istersen. Ne oluyor ya? Hayda. Alo. Guten Morgen hayatım.
Bir dakika. Al. Alo. Ne oluyor? Kimdi o? Bir arkadaş. Ne haber, nasılsın? Seni görürsem daha iyi olacağım. Gelsene. Bugün zor be, işim var. Aslında çok isterim ama işte önemli, biliyor musun? Benden de önemli mi kız? Aşk olsun. Fırsat bulursam arar gelirim. Söz vermiyorum ama. Tamam. Telefonunu bekliyorum. Çüz. İyi. Çüz. Hadi. Vallahi bu gidişle aranız bozulacak. Ben sana söyleyeyim. Sebebi de sen olacaksın ha. Ya adam sevgilisini görmeye gidecek. Gidemiyor. Vallahi boşayacak beni ya. Ya abicim. Abi olmaz ki. Biz de genciz. İhtiyacımız var. Değil mi lan? Ya çok değil be abi. 2 saat. 2 saatçik izin ver be abi. Yap bir kıyak be İsmet abi. Kızdır üzlemiş, çağırıyorlar ya. Çocuklardan biri götürsün sizi. Abi yaşa sen abi ya. Ben gideyim tıraş olayım, çıkalım o zaman ha. Tabii lan tabii. Uç çabuk. Hadi. Kızlar sabırsızlanıyor abi. Bana bak. İşinizi görün gelin. Buraya da kimseyi getirmeyin, fena bozuşuruz. Ayıp ettin abi. Ya o başka işti bir kere be abi. Neyse ne. Ben söyleyeyim de. Tamam abi, ayıp ediyorsun, olur. Ne bağırıyor? Baş ağrıyor Zahar. Çöplük gibi de kokutmuş odayı. Çayın altını yak bari. Kahvaltı ister şimdi. Benden hizmet beklemesin. Artık bitti. Ben hazırlayayım. Hır çıkmasın yine. Alo Kadir, beni aramışsın. Akşam aradım, yüzüme kapattın. Yapmışımdır. Ne oldu, niye aradın? Hiç öylesine. Merak ettim de, dün biraz şeydin de. Neydim lan? Şey, yani dertli gibiydin. Hem dert sahibi et insana, hem konuş. Beceriksiz herif, bir işi halledemedim. Ne yapıyorsun orada, kendini mi gezdiriyorsun? Yok baba, iz üstündeyiz. Çok yaklaştık, yakında bitecek inşallah. Senin bir iş bitireceğin yok gerizekalı. Ben geliyorum bugün. Babam geliyor. Ha? Bir o eksik. Kaç uçağıyla baba? Ararım seni. Bir yerde beklersin işte. Tamam hadi, görüşürüz. Çok mu merak ettin? Duydun mu duyacağını? Gözünü açıyor, Helga diyor değil mi? Onu aradı yine. Herhalde. Patlattın Halil.
Affedersin bir tanem. Yorgunsun, hadi uyu yine. Geçerken gördüm. Üstünü örttüm. Üşür belki. Şunu yıkayıver elinde. Tamam. Kahve içer misin? Hı? Kahve. İçerim. Koydum. İyi. Sesleri çıkmıyor. Uyudular herhalde. Sen de yatsaydın biraz. Ben gündüz uyuyamıyorum. Canın sıkılıyor değil mi? He? Halil için endişeleniyorum. Başındaki dertler yetmezmiş gibi bir de Menekşe çıktı diyorsun. Onun için kendini bu kadar tehlikeye atmasına inanamıyorum. O kızın onu mutlu edeceğine de. Keşke ayrılmasaydınız değil mi? Her şey ne kadar farklı olurdu, ne güzel olurdu. Bir kere baba seni üzmemek için damadına zarar vermek istemezdi. Halil'in başına bunlar gelmezdi, ölmezdi, kaçmazdı. Menekşe'yi tanımazdı. Onu çok seviyor. Ölümü göze alacak kadar çok seviyor. Ümidini kaybetme Zeynep. Hayat sürprizlerle dolu. Denizler gibi dalgalı. Bir coşar bir durulur. Gemiler ne dalgalarla boğuşur. Fırtınalarda ne badireler atlatılır da sonunda gider bir limana sığınır. Sen Halil'in en güvendiği limanısın. Fırtınadan yorulup sana sığınacak. Bekle. İtat amca. Bekle kızım. Bekle. Akşama nasıl izin alacaksın? Karşılamazsan babam bozulur. Nasıl kalacak yer problem. Sizin otele geleyim derse yandık. Hadi bizimkinde yer yok diye numara yaptık. Bu işleri öğrenince... Keyfim kaçtı be. Tamam geldik burası. Dur bu ev. Sağ ol. Şuraya park edeyim, ben bekleyeceğim sizi. Tamam. Oğlum ya,
Yemiş memiş bir şey alsaydık eli boş gidilmez böyle. Sordum telefonda, lazım değil dedi. Oğlum bari bir rakı alayım geleyim ben ya. Hep o ikram ediyor. Vay, pek de düşünceliyiz. Oğlum yani insanın yüzünde gözü var. Hadi ben şu köşeden bir büyük kapı geleyim, sen çık. Tamam hadi. Ha. Boş musun usta? Boş efendim, buyurun. Şu adrese gideceğiz kardeş. Tabii. Dur kız, nefes alayım dur. Ne yapayım? Çok özledim. Ha, bilirim ben senin özlemelerini. Sen beni gerçekten kıskanıyorsun. Hadi otur. Otur şöyle. Soğuk mu içerisi? Doğalgazı ödeyemedim, kesmişler. Kombiye engel. Ama ısıtırım ben şimdi seni, merak etme. Aa. Bu ne şimdi? Neye benziyor? Senden para isteyen mi oldu? Al işte. Ne faturan varsa öde. Ay, ben doğalgaz dedim diye mi? Hay Allah, bak söylediğime pişman oldum şimdi. Al, nazlanma. Para çok bende. Gene veririm. Darda bırakmam seni. İstediğin gibi harca, rahat yaşa. Sen var ya sen. Büyük adamsın. Yalnız bir şartla. Bundan sonra başkalarıyla gezdiğini görmeyeyim, duymayayım. Tamam mı? Tamam canım. Çanta geldi gene buraya. Attı oraya gitti. Bu kadın uğruna işi gücü de bıraktı. Saat kaç oldu bak, dükkan hala açılmadı. Gene ona gidiyor. Bırak, ondan hayır yok artık. Nereye giderse gitsin. Nereye gidiyor ki? Bu kadar para bıraktı.
Akşam abim Muharrem'i aradı. Ya niye? Bilmem. Lale'yi görsen bir atladı telefona. Abine aşık biliyor musun? Hadi ya. Sizin çantaları almaya gelmişti ya. O gün gördü. Bir daha tamam. Hayır yok bizim kızdan. Bırak onu. Muharrem'le ne konuştular? Ay bilmiyorum dedim ya. Ya Mustafa nerede kaldı? Köşeye kadar gideceğim dedi. Dur bir arayayım şunu. Dipfrizde köftem var. Çıkarayım yeriz sonra. Alo Mustafa neredesin ya? Menekşe'ye gidiyorum. Ne? Yeter artık. Bu iş bugün bitecek. Allah kahretsin ya. Kendi başına iş yapıyorsun ya. Dur ben de geliyorum bekle. Sen ayağıma dolanma artık. Sus be sus geliyorum. Neredesin? Hiç rahatsız olma. Eğlenmene bak sen. Aysel. Efendim canım. Araba lazım bana. Nerede araban? Evin arkasında köşede. Anahtarı ver. Ne oldu ayo? Ya ver dedim. Hasta etme adamı. İşim çıktı. Al ruhsatı da. Kötü bir şey mi? Yok yok. Ararım ben seni. Ay merak ettim şimdi. Ya tamam hadi çöz ya. Dikkatli ol. Hay Allah. Çıktım geliyorum ben. Zahmet etmeseydin. Takside misin? Aysel'in arabasını aldım. Dur bir yerde gelip alayım seni. Tamam. Tamam bekliyorum seni tamam. Usta şu ileride durakta ineyim ben. Tabii efendim. Neresiymiş orası? Durağın adı ne? Durağın. Tamam bekle orada. Tamam. Böyle durmakla olmaz. Bir şeyler yapmamız lazım. Kendimize kalacak bir yer bulalım. Burada güvendeyiz. Güvendeyiz diye bütün ömrümüzü burada mı geçireceğiz kızım? Daha ne kadar rahatsız edeceğiz insanları? Doğru. Gözden uzak bir yere gideriz. Başka bir şehre. İstanbul'dan uzaklaşalım bir an önce. Abi sen ne diyorsun? Nereye götürüyorsun Menekşe'yi ya? Biz kimseye yük olmak istemiyoruz. Kendimize bir yol çizmemiz lazım. Abi yapma bak burası benim de evim sayılır. İstediğimiz kadar kalabiliriz. Ya sağ ol da bu kız kafese girmiş gibi. Evden çıkamıyor, bir yere gidemiyor. Bana da geliyorlar yavaş yavaş. Böyle saklan saklan olmaz. Abi bak biliyorsun başımdaki derdi. Çözeceğim, düzelecek her şeyi. Sen çözdün diyelim. Melekçe ne yapacak? Hı? O heriften kurtulmadan nasıl nefes alacak? Halil olmadan ben bir yere gitmem. Bir gece daha buradayız. Yarın gidiyoruz.
Ayşe o adamdan kurtulacak. Otur. Halil. Pazarlığı kabul ediyorum. Menekşe'ye karşılık ne isterse vermeye hazırım. İyiyim anne. Oturuyoruz Sinan'la. Tamam, merak etme. Tamam. İşimiz var ha. Sabahtan beri kaçıncı telefondu? Aa, yeter Sinan. Trip çekecek halde değilim. Niye polise doğruyu söylemedin? Böyle yapmakla Menekşe'yi değil o adamları korumuş oldun. Konuşmak kolay. İşin içinde oldu. Bak bakalım sen ne yapıyorsun? Bu kadar mı korktun? Ben de seni cesur bir kız sanırım. Evet korktum. Ne var? Ama Menekşe benden daha çok korkuyor. O her an ölüm korkusuyla yaşıyor. O her an o korkuyla yaşıyor. Sen bunu anlayamazsın Sinan. Şurada oturup ateşli ateşli küresel ısınmayı, globalleşmeyi falan tartışanlar da. Hafta sonu kimin konserine gitsek diye plan yapan şu kızlar da anlayamaz. Hepiniz öyle uzak ki. Biz yaşadık. Bir genç kız babasının silahından çıkan kurşunla önümüze düştü. Görmediğimiz, duymadığımız o kadar çok şey yaşanıyor ki böyle. Oyun çağındaki kız çocukları dedesi yaşındaki adamlarla evlendiriliyor bu ülkede. Menekşe gibi sevdiğiyle evlenmek isteyenlerin sonu ölüm. Namus cinayetlerine intihar süsü veriyor. Bir baskı, bir şiddet. Bu ne ya? Nasıl kanıksamışız? Babadır döver, kocadır söver. Şiddet gören kadınlara söz hakkı verirse kim bilir onlar neler söyler. Ben tezimi konusunu seçtim. Namus cinayetleri. Ve şiddetin pençesindeki kadınlar. Belki Menekşe'yi bulurum. Çalışmaya ilk onunla başlarım. Tabii benden önce başkaları onu bulmazsa. Sen ne biçim adamsın ya? Niye söylemedin baştan? Para her kapıyı açar Yusuf. Her şeye bir kılıf uydurur. O adam da parayı alınca etrafa karşı kendince bir sebep yaratır. Namus saplantısından kurtulur. Ya kabul etmezse? Denemekten ne çıkar? Hadi ver şu kardeşinin numarasını da arayalım hadi. Hadi. Ver. Dur. Kardeşimi değil Mustafa'yı arayın. Bir dakika. Çalıyor. Aa, gizli numara. Yine o kadın. Geliyoruz de, geliyoruz de. Alo. Alo. Mustafa Bey. Kimsiniz? Ben Halil'in babasıyım. Halil'in babası? Ne? Alo. Alo Mustafa Bey. Ne istiyorsun? Menekşe'den boşanacaksın. Yok canım, başka derdin? Kes sesini lan, beni dinle. Dava açacağız, sen de rıza göstereceksin. Onu da oğlunu da geberteceğim. Ne diyor? Bana bak, sen beni tanımıyorsun. Aa, sen de beni tanımıyorsun. İstesem şimdi gırtlağına çökerim seni. Ama güzellikle halletmek istiyorum. Kaç para verdin lan Menekşe için?
gidiyor. 25 bin euroydu değil mi? Ne oluyor oğlum? Bununla kalmadı. Daha çok masraf ettim. Ben sana 50 bin euro vereceğim, boşanacaksın. Alo. Duydun mu beni? Efendim? Takılar var. Sonra düğüne gelen paralar. Onu çaldı. Biz boşanma ilamını elimize alalım, hepsini geri alacaksın. Ama bir daha bu çocukları rahatsız etmeyeceksin. Tamamen bırakacaksın peşlerini, anladın mı? Ne diyorsun, anladın mı, tamam mı? Yok. Yani olmaz. Bana bak, iyi düşün. Tekrar arayacağım. Ne dedi? Tamam sayılır. Şerefsiz. Ne oluyor, takılar, masraflar falan? Ya boş ver ya. Burası. Ne konuştunuz oğlum? İnanın hadi. Öyle lap diye atlama. Önce bir bakalım şöyle, tuzak mı değil mi? Aa! Kabul edecek. Anında girdi olaya. Masrafların derdinde uyanık. Takılar da varmış. Adi herif. Dedim ben sana, paranın derdinde. Menekşe. 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 Bak bakayım bana. Aa, bak yapma ne olur. Hadi. Vay vay vay. Burası nasıl bir yer lan böyle? Dedim sana tuzak diye. Baksana, kurumalar falan. Şey dönüyor burada. Yürü, görünmeyelim. Şşş, tamam. Geldik o kadar. Bakalım bir şöyle. Şey bak yapma, belki de çözüm yolu bu. Yine bana bir fiyat biçiliyor. Onun bir bedeli var işte. Duydun, o şerefsiz satıyor kendini. Doğruymuş. Ben de kendimi böyle ikna ediyorum. Bak düşün, serbest kalacağız. Kalkacak o için pis gölgesi üzerimizden. Menekşe. Ben de rahat rahat düşeceğim işimin peşine. Sonra öyle mutlu olacağız ki. Öyle mutlu olacağız ki. Hatırlayamayacağız bile bunları. Bak bak bak. Vay. Ben sana 50 bin euro vereceğim, boşanacaksın.
50.000 euro. Akşamı mı beklesek? Abin bakmasaydı şimdi. Kesmeye bile cesaret edemeyen bir adamsın. Anca eline silah aldığında sesin çıkar işte böyle. Arabayı getir çabuk. Yarası ağır değil, değil mi? Ya abi bir şeyler yap ne olur. İyiyim ben. Merak etme. Dayan aslanım. Dayan. Kurtulacaksın. Sık dişini. Alo, ne oldu? Yakalayamadınız mı daha? Peşlerindeyiz efendim. Adamlardan birini vurdum. Hadi sağ yakalayın. Kim olduklarını öğrenin. Çabuk. Çabuk. Bas hadi bas. Mustafa!
Dayan koçum. Dayan. Allah kahretsin. Mustafa. Ben bittim. Ler. Kim olduklarını görebildiniz mi? Hayır. Ya Halil'e bir şey olmasın abi, ne olur. Tamam yahu, tamam, sakin ol. İyi değil, hastaneye götürelim. Hastane olmaz, hastane olmaz, polis duyar. Dayan, dayan. Ya hastaneye gitmesi lazım, kan kaybediyor ama. Senin yüzünden oldu, hep senin yüzünden oldu. Ya abi götürelim ne olur. Git hemen Menekşe. Kocanla abi indi değil mi? Ne? Onlar mıydı? Görmedim ama onlar olamaz. Bilmiyorlar ki burayı, nereden bilecekler? Yusuf abi. Bırak. Hastaneye gitmesi lazım. Allah aşkına götürelim abi. Halil kalk. Kalk, ben götüreceğim seni, kalk. Tamam. Panik yapmayın, götüreceğiz, tamam. Dayan canım, ne olur. Ne olur dayan. Mustafa, bittim. Hakkını helal et. Ölme lan! Sakın ölme! Kadir! Dur! Vururum! Dur! Şimdi bitti. Mustafa durma! Mustafa! Durma Mustafa! Dur! Vururum dedim! Dur! Dur! İnin lan! İn lan! İn çabuk! İn! Kadir! Abi bunun durumu kötü.